Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yemekleri yaparken bizi izlediniz. Neler düşündünüz bu konuda? Bol karbonhidratlı, bol tereyağlı. Evet. Güzel, lezzetli. Fakat bir o kadar da kalorizel. Onu yayının sonuna doğru sizi de mutfağa alacağım. Onu biraz konuşalım. Hani evet. O yemeklerden tamamen mahrum kalmak istemiyoruz. Aslında biz de tamamen mahrum bırakmak istemiyoruz. Bu çünkü ne diyoruz? Aynen, tamamen denge işi bizim için de öyle. Tamamen bir şeyleri kısıtladığımızda diyet bittiği zaman insanlarda genellikle bir bıkkınlık oluyor. Evet. Nasıl olsa gerekli kiloları verdim, aman hepsini yiyeyim gibi bir saldırma oluyor. Daha fazla biz bundan kilo ziyade alıyoruz. Aynen, yani bütün verdiğimiz kiloları fazlasıyla geri alıyoruz. Genellikle diyetlerin, katı diyetlerin sonuçları hani %60, %70 verilen kiloların geri alınmasıyla sonuçlanıyor. Evet. Bu yüzden biz de diyoruz ki madem böyle şeyleri yapacaksınız, diyetin içerisindeyken dengeli bir şekilde yapmakta fayda haftada var. Haftada bir gün belki. Haftada bir gün belki ya da neyi kaçırıyorsanız bir sonraki öğünde onu telafi etmek adına ben bir öncekinde neyi kaçırdım diye düşünüp bir sonraki öğünde de onun yerine ne koyabilirim bunu düşünerek yapmak. Aynen. Şimdi Özge Hanım'la konuşacağımız çok güzel konular var. Yani arka arkaya aslında hani sıralayacağımız çok fazla soru da var. İşte fazla şeker tüketimini konuşacağız, su tüketiminin faydasını konuşacağız. Ama hep başından beri söyledik ya bahar diyeti, bahar diyeti dedik, kışa giriyoruz. Onunla başlayalım. Bahar diyetimizde. Öncelikle şöyle bir durum var. Genellikle herkesin sorduğu genel bir soru var. Niye kışın biz kilo alırız? Evet, kışın şöyle bir şey oluyor aslında. Güneş ışığından yararlanma süremiz çok kısalıyor. Güneş ışığı süresi azaldığı için biz aslında güneş enerjisiyle çalışan varlıklarız. Evet. Ve doğal olarak metabolizma hızlarımız yavaşlıyor. Ta eski çağlara gittiğimizde de şöyle bir durum var aslında. Kış demek bizim için depola demek. Çünkü neden? Avcılık azalıyor. Daha çok insanlar yediklerini depolamaya kodlanmış durumdalar. Evet. Bu yüzden yiyeyim, depolayayım, aç kalmayayım. Mantığı vücuttan var. Yükseliyor. Bu yüzden de metabolizma hızları biraz yavaşlıyor. Güneş enerjisini alma süremiz azaldığı için metabolizmalarımız yavaşlıyor. Tabii biz de kazakları giyiyoruz, montları giyiyoruz. Görmüyoruz. Aynen görmüyoruz. Maalesef. Göz görmeyince gönül katlanıyor tabii. Ama böyle yavaş yavaş böyle tişörtlere geçtiğimizde, ince şeylere geçtiğimizde fark ediyoruz ki kilo almışız. Hemen bir detoks yapalım, hemen bir toparlanalım istiyoruz. Aslında bizim genel anlamda istediğimiz bahar diyetinde de budur. Akdeniz usulü beslenmek. Bol sebze, bol meyve, protein kaynaklarını biraz daha dengeli aldığımız, mümkünse şekerden ve tereyağından kaçındığımız uzak bir... Duralım, aynen, uzak durduğumuz bir... Maalesef biz bir, Türk milleti olarak biraz böyle işte kebaptı, salçalı, yağlı yemekler. Evet, karbonhidrat ve yağlı yemekler seviyoruz. Evet, yani aslında beslenme şeklimizi değiştirmemiz lazım. Aslında yani tamamen bir davranış değişikliği yapmamız gerekiyor. Diyet deyince dediğiniz gibi sıkıcı oluyor ama hani bir beslenme programı, beslenme şekli diye aslında hayatımıza şöyle, girse. Diyeti Türkçe'ye çevirme konusunda bir hata yaşamışız. Biz aslında diyet yaşam tarzı anlamına gelen bir şey. Biz diyet deyince hep kısıtlayıcı şeyler aklımıza getiriyoruz ama katiyen böyle bir şey istemiyoruz. Biz daha çok yaşam tarzı haline getirebileceğimiz, bol sebze meyvenin olduğu biraz önce söylediğim gibi böyle bir program geliştirmenizi istiyoruz. Ne yapabiliriz bahar diyetinde? Her zaman söylüyoruz ki aynen, her zaman kahvaltı en önemli öğünümüz oluyor. Kahvaltıda mutlaka bol proteinle başlıyoruz. Eğer gün içinde başlamak istiyorsak, metabolizmamız hızlı çalışsın istiyorsak proteinden zengin besleneceğiz. Yumurtamız mutlaka olsun. Bu haşlama yumurta olabilir. Menemen omlet olarak kullanabilirsiniz. Tavanızı hafif bir yağla belki yapışmamasını sağlamak için. Lor peyniri çok iyi bir kaynak çünkü proteinden çok zengin. Yağ oranında en düşük peynirlerden bir tanesi. Uzun süre tokluk sağlayacak. Protein de yüksek olduğu için tabii ki bizim de uyum boyunca hissetmemizi sağlayacak. Peki Özge Hanım, o lorun yerine böyle bir kalıp yağlı bir beyaz peynir yesek diyetimiz ne kadar etkilenir? Mesela ben peyniri çok seven biriyim. Hani loru görünce keşke peynir olsa orada dedim açıkçası. Eğer böyle seviyorsanız tabii ki tüketebilirsiniz. Neyi eksiltebilirim mesela? Mesela böyle yaptığınız zaman kahvaltıda çok yoğun yağlı bir şey yediniz. Öğlen daha ızgaravari, yağı daha hafif kullandığınız şeyler. Izgara yanına bol salata yapabilirsiniz. Eğer siz loru sevmiyorsanız kendinizi zorlamak zorunda değilsiniz lor yemek için. Bir sonraki öğünde, bir öncekinde neyi çok kaçırdıysanız bir sonrakinde onu kısabilirsiniz. Dengeleyebilirsiniz. Yani 4 kaşık 6 kaşık arası lor peyniri yiyeceğinizde bir dilim 30 gram kadar yağlı bir beyaz peynir yiyebilirsiniz. Ama yanında daima bol yeşillikle beraber. Nanemiz, maydanozumuz, dereotumuz. Özellikle bu şimdi kıştan yaza geçerken biraz daha su tuttuğumuz, kendimizi şişkin hissettiğimiz zamanlar için şöyle bir o fazla su ödem dediğimizi atmak inşallah, için yeşillik. Maydanozla. Aynen maydanoz, dereotu, nane. Bu özellikle maydanoz, dereotu, nane üçlüsü menopoz öncesi ve menopoz sonrası kadınlarda çok önemli bizim için. Çünkü fitoöstrojenleri zengin bir biçimde içeriyor ve özellikle karın yağlanması, karın şişkinliğinde
çok işimize yarayan besinler. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği, bunları mutlaka kullanın. Şimdi şöyle bir yanılma günde oluyor. Günde bir dilim mi? Yani ölçümüz ekmekte günde bir dilim mi? Bu tamamen size bağlı. Sizin karbonhidrat ihtiyacınıza bağlı. Bir dilim, iki dilim, üç dilim bunu söylemek kişiye özeldir. Diyet her zaman kişiye özeldir. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var. Ekmeği tamamen keselim, bulguru tamamen keselim, yulafı tamamen keselim. Bunlar tamamen karbonhidrat kaynaklarımızı kesmektir aslında. Şimdi karbonhidrat kaynaklarımızı kestiğimizde ne oluyor vücudumuzda? Vücutta evet, karaciğerde aynen karaciğerde ve kaslarınızda glikojen depolarınız var. Eğer glikojen depolarınız yeterli kadar dolu değilse, hı hı. biraz sonra spor hocamız da zaten spor evet. yapacak. Evet. Spor yaptığınızda o bütün aslında glikojen depolarınız dolu olmadığı için yine kaslarınıza zarar vermiş oluyorsunuz. Hı hı. Ve kilo verdiğinizde kaslarınızdan ve sudan vermiş oluyorsunuz. Şimdi vücudu çalıştıran şey kas. Metabolizmayı hızlandıran evet. şey kas. Eğer siz kas dokudan kilo kaybederseniz, tabii ki diyeti bıraktığınızda hızla kilo alacaksınız. Niye? Çünkü diyet süresince kasınızı erittiniz. Gerekli, ve metabolizmayı evet, yağdan vermemiş yavaşlattınız. Oluyorsun. Karbonhidrat bir de şöyle B1 vitaminlerinin en önemli kaynağı. B1 vitaminde serotonin, mutluluk hormonu dediğimiz hormonun ön maddesi. Genellikle karbonhidratı çok kıstığımız diyetlerde kişide bir süre sonra depresyon, mutsuzluk gibi şeyler gelişebiliyor. Maalesef. O yüzden çikolataya falan. Aynen çikolata. Kendimizi... Vücut çok akıllı bir mekanizma aslında. Ne eksikse onu en kolay sağlayacağı kaynağa yöneliyor. O da şeker ve şekerli evet. gıda. Sabahleyin kahvaltımızı ettik, maydanozumuzu yedik, nanemizi yedik, yumurtamıza, yorumuz, beyaz peynir sevenler evet. gibi. Biraz çörek otu koyabiliriz evet, üzerine. Ara öğünümüze geçtik. Tamam. Şimdi burada ara öğün üzerine mutlaka 3 ya da 4 saat aralıklarla beslenmemiz gerekiyor. Çok fazla kan şekerimizi düşürmememiz gerekiyor. Kan şekerinizi çok ani düşüklük ve ani yükseklik yarattığınızda tabii ki doğal olarak insülin dediğimiz yağ yapıcı hormonu da dengesizleştirmiş oluyoruz. Bu ne demek oluyor? Eğer siz çok aç kalırsanız kan şekerinizi çok düşüreceksiniz. Bir sonraki öğünde kan şekeriniz çok düşük olduğu için siz yer daha yemez fazla. Birdenbire evet, kan şekeriniz daha. Fırlayacak. Doğal olarak insülin salınımınız akşama artacak. Akşama geçelim. Özlemden. Akşamda da şöyle mümkün olduğu kadar hafif yine ızgara bir somon olabilir, ızgara bifteğimiz olabilir. Yanına bol yeşilliğimiz mümkün olduğu kadar koymamız gerekiyor. Akdeniz usulü beslenme dedik çünkü. Akdeniz usulü beslenmede şu vardır. Hayvansal bir protein alıyorsanız görünüşünün neredeyse 2-3 katı kadar yanına bol yeşillik istiyoruz. Yeşillik. Aynen öyle. Evet. Öğlen ne yapıyoruz Özge Hanım? Öğlen yine aynı şekilde protein kaynaklarına yönelebiliriz. Fakat burada şundan kaçmayın. Öğlen ya da akşam protein tüketirken yanında tahıl, yoğurt, ayran, cacık gibi süt ürünleri de mutlaka tüketmeye çalışın. Dengeli beslenmek adına ara öğünlerde eğer çok tatlı krizleriniz oluyorsa kuru meyvelerden yanına kan şekerinizi dengelemek için mutlaka ceviz, fındık veya badem ya da böyle taze yaban mersini çok güzel antioksidan kaynağıdır. Çok metabolizmayı çok güzel hızlandırır. Aynen öyle. Kesinlikle. Kefir mutlaka öneriyorum. Probiyotiktir. Bağırsaklarınızı çok güzel. Çocuklara da öneriyorsunuz. Çocuklara değil mi? Herkese öneriyorum. Ben mesela oğlumda kızımda mutlaka muhakkak kullanıyorum. Çünkü çok bağışıklığı destekliyor. Bağırsak mikrobiyotanızı çok güzel etkilediği için de doğal olarak hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunlara da çok tamam. iyi geliyor. Şimdi zaten bizim ekranlarımızda da bu diyetimiz, bahar diyetimiz var. Bunun dışında Facebook, Twitter sayfalarımızı da sizlerle paylaşacağız. Bunları bir kenara yazalım. Bence işte pazartesinden itibaren. Pazartesi demeyelim aslında. Pazartesi biraz pazartesi sıkıntılı bir ne zaman gündür. Hazırsanız o zaman. Yani yarın olabilir. Yarın. Öbür gün hala, olabilir. Hatta hemen şu an karar aynen, verip. Aynen. Pazartesi rejimlere karşıyız. Salı bırakılır çünkü. Hayır asla. Asla bir de şunu yapmayın. Hani ben pazartesi başladım. Salı ufak bir kaçamak yaptıktan sonra tekrar başa bozuldu sarmayın. Diyetim. Olduğunuz demeyelim. Yerden devam edin. Asla geri ne dönmeyin. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk. Şimdi mesela metabolizmayı hızlandıran içeceğimiz var. Bu çok önemli. Yani diyet de yapsak kilo veremiyoruz diyoruz. Hareket de yapsak veremiyoruz. Niye metabolizmamız iyi çalışmıyor? Şimdi nasıl hızlandıralım? Böyle bir bakalım. Tamam. Şimdi bunu kahvaltı yerine kullanabilirsiniz. Özellikle bu çalışan insanlarda genellikle kahvaltıyı hazırlamak için çok fazla bir vaktimiz olmuyor. Ispanak kullanacağım. Ispanak çok güzel bir lif kaynağı. Metabolizmamızın çalışması için de çok önemli. Evet. Bunu bir içecek şeklinde yapacağız. Ara öğün yapabilirsiniz. Kahvaltı şeklinde tüketebilirsiniz. Bunlar bizim için önemli öğünler olacak çünkü. Hem liften çok zengin. Hem biraz sonra kullanacağız ananas. Ananas bromelain dediğimiz bir enzim sayesinde sindirimi çok kolaylaştıran bir meyve. Özellikle bu su atımı için çok istediğimiz kesinlikle. Bir meyve kendileri. Ispanak hep bizim hayatımızda böyle yemek olarak gerekmiş. Evet ıspanağı genelde çiğ tüketemiyoruz. Öyle bir yanılgı var. Ama sebzeleri pişirdiğimizde ve ısıl işleme maruz bıraktığımızda aslında çoğu vitaminini
kaybetmiş oluyoruz. Ben burada avokado kullanacağım. Avokadonun tadını kesinlikle almayacaksınız. Avokadoyu genellikle tüketemiyoruz diyenler var. Evet. Bu çok güzel farklı bir tadı var. Aynen, aynen. Burada öncelikle avokadonun pişmesi çok önemli. Avokadoyu aldığınızda sertse eğer dışı tabii ki lezzetsiz olmamıştır oluyor. Aynen diyorsun. Olmamıştır. Olmamış alıyorsanız mutlaka biraz muzun üstüne koyun, elmanın yanına koyun. Onun pişmesine yardımcı olun. Muzları bir gece önceden biz buzlukta dondurduk bunları. Bu hale gelmiş o yüzden. Yani aynen. Eski ve kötü muzlar değil. Tarife göre bir gece önceden buzlukta dondurduğumuz için. Aslında bu şöyle biraz da bahar bir geldiği için. Bahar geldiğinden dolayı böyle biraz daha şey istiyoruz. Soğuk soğuk güzel bir içecek. Az çok özür dilerim. Şimdi bunlar evet. Biraz keten tohumu koyabilirsiniz. Yok o keten tohumu. Tamam. Biraz zencefil. Zerdeçal koymuşlar. Evet. Aynen zerdeçal. Biraz zerdeçal koyabilirsiniz. Zerdeçal antioksidandır. O chia tohumumuz. Chia tohumu çok güzel bir lif kaynağı. Günümüz artık günümüz fazla hani gündemde acaba aynen, ne düşünüyorum çok fazla her gündemde. Haberlerde duyuyorum. Aynen aslında chia tohumunun bizdeki muadili keten tohumudur. Kullanabilirsiniz keten tohumunda rahatlıkla. Chia biraz daha mı farklı geliyor bize isim olarak hani? Tabii ki popüler olduğu için i̇sim biraz farklı, daha. İsmi farklı olduğu için popülerlikten düşünüyoruz? De birazcık. Ondan biraz tamam, alalım. Şimdi keten tohumu tabii ki lif kaynağı, omega 3 kaynağı bağırsaklarımızı çok iyi çalıştıracak. Şimdi bunu biraz çalıştıralım. Bunun üzerine biraz da süt ekleyeceğiz. Protein olması sütümüz açısından. Burada. Evet. Evet, metabolizma hızlandıran şarkı. Aslında yeşil içecek diyebilirsiniz. Yeşil olduğuna hiç bakmayın. Genellikle çok kötü bir tat bekleniyor ama gerçekten çok içinde çok güzel şeyler var aslında. Aynen, yani çok kötü güzel şeyler tadı olacak. Olacağını düşünüyorum. Biraz kıvam vermek için süt ekliyoruz. Eğer sizin light olmak zorunda değil kesinlikle sütünüz. Çünkü hayvansal ürünlerin yağlarına da vücudumuzda ihtiyaç var. Çünkü yağlar bizim bütün hormonlarımızın yapısında aslında. Zerdeçal alabilir miyim ben? Peki hani sütün yağsız olması daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Böyle bir doğru mu? Kalsiyum içeriği yüksek evet doğrudur. Mesela çocuklara yağsız süt verebilirsiniz daha fazla kalsiyum almasını aslında çocuklara diyorlar. Yağsız süt önermiyoruz. Çünkü oradaki hayvansal yağları da istiyoruz biz. Özellikle ilk 0-3 yaş arasında kesinlikle light bir ürün tükettirmeyi önermiyoruz. Daha çok tam yağlı ya da yarım yağlı. Bakalım olmuş mu kıvamı? Evet. Bence çok güzel gözüküyor. Evet çok güzel olmuş. Biraz taştı galiba alttan. Bunu özellikle kahvaltı için hemen hazırlayıp yanınızda alabilirsiniz. Uzun süre özellikle trafikte kalıyorsanız. Biz aynı zamanda tok da tutacaktır diyebilir miyiz? Şöyle aynen. Silelim sen. Aynı zamanda tok da tutacak. Çünkü içinde sütümüz var, ananasımız var, ıspanağımız var, liflerimiz var. Şöyle çok güzel yeşil görünen. Evet harika. Bir içeceğimiz böyle yarı yarıya bölüşelim. Mesela bir yarısında belki siz içersiniz. Belki. Tamamdır. Ayşem Hanım bunu içer. Biraz daha yüksek miktarda bir bardak kadar yapıp kahvaltı niyetine kullanabilirsiniz. Ya da böyle aynı bizim gibi yarım yarım bölerek ara öğünlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok lezzetli değil mi? Gerçekten efsane. Bir telefonumuz varmış Özge Hanım. İzleyenlerimizde soruları var bir sürü hepsine. Efendim alo diyelim buyurun. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Buyurun Özge Hanım buradalar. Hoş buldum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun size de iyi günler. Benim sorum şu olacaktı. Benim vücudumda aşırı ödem var. Bu ödemi atabilmem için hani ne yapmam lazım? İkinci sorum akşamları çok tatlı krizim tutuyor. Yani dayanamıyorum. Gündüz çok güzel. Hani yememe dikkat ediyorum. Kendime hakim olabiliyorum ama akşamları resmen krize giriyorum yani. Harika bir tarifimiz var bununla ilgili. Az sonra tatlı krizlerini önleyen bir hurma topu yapacağız. Evet başka sorunuz var mı? Bir de bir şey daha soracaktım. Geçenlerde duydum hani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tahin yenildiğinde, üzerine de iki bardak su içildiğinde karın bölgesindeki yağları eritme özelliği varmış. Hani tahin yağlı bir şey olduğu için bu doğru mu değil mi? Bunu da öğrenmek istiyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için.
İyi günler diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, iyi günler. Özge Hanım. Önce şu ödemden başlayalım isterseniz. Sıra evet. sıra devam edelim. Hı-hı. Şimdi vücudunuzda ödem olması, çok şiş hissetmenizin hormonal bir sebebi olabilir. O yüzden öncelikle bir endokrinoloğa görünmenizde fayda var. Hı-hı. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa, tiroidle ilgili olabilir, böbrek üstü bezlerinizin fonksiyonları ile ilgili olabilir, şeker hastalığınız olabilir. Hı-hı. Bununla ilgili önce bir genel tahlillerden ve genel bir doktor muayenenizden mutlaka geçmeniz Hı-hı. gerekiyor. İkinci sebep de şu olabilir, yeterli miktarda su tüketmiyor olabilirsiniz. Suyun içerisinde bir şey karıştırın, alkali su yapın, limonlu su yapın, hiç fark etmez. Yeterli su içmediğiniz sürece fazla olan suyu vücudunuzdan atamazsınız. Kilo başına mutlaka 30 cc kadar su içmenizi öneriyoruz. 70 kiloluk bir bireyin ne 70 kadar? Çarpı 30'dan 2 litre kadar mutlaka su içmesi gerekiyor. Çay, kahve bunlara dahil. Çay, kahve bunlara dahil değil. Biz günümüzü biraz öyle geçirdiğimiz için sanki su içmeyi hep unutuyoruz. Şöyle maalesef. Bir şey var aslında. Kendinize şöyle bir kural edinebilirsiniz. Ben genellikle danışanlarıma bunu öneriyorum. Ne zaman çay ya da kahve içseniz yanında mutlaka aynı ölçüde bir bardak su için. Çünkü su aldığımız en önemli sıvı kaynağı. Yani suyun yerini herhangi bir şeyle doldurmaya çalışmayın. Aksine çay ya da kahveyle o susuzluğunuzu bastırıp yeterli miktarda su alamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden kilonuz başına mutlaka 30 cc su, her içtiğiniz çay kahveye karşılık aynı miktarda bir bardak, iki bardak ne kadar içiyorsanız çay kahveyi aynen o kadar su içiyorsunuz. İkincisi tatlı krizi. Şimdi tatlı krizlerinin bakıyorum. Nedenleri vardır. Hurma toplarımız var. Onu da yapacağız şimdi. Tamam. Tatlı krizinin olmasının sebebi aslında yeterli beslenmemeniz. Özellikle sabah kahvaltısından gelen o açlık. Genellikle Türk toplumunda şöyle bir şey var. Sabah kalkınca bir şey yiyemiyorum. Çok iştahım olmuyor. Hemen geç kahvaltı yapmıyorum. Öğlen geçiştiriyorum aslında çok yemiyorum ama akşam olunca kendimi tutamıyorum gibi bir şey var. Evet. Şöyle oluyor, vücudunuz uyanıyor. Siz onu bir türlü çalıştırmıyorsunuz. Vücut diyor ki ben uyandım. Ama çalışıyorum ve bana hala bir kaynak yok, hala bir besin kaynağı yok. Ben bunun intikamını senden alırım. Ben bunun intikamını alırım diyor. Ve sonra akşama doğru siz birdenbire bir tatlı krizine girmiş oluyorsunuz. Bu yüzden ne yapabiliriz? Ara öğünleri mutlaka atlamadan yapıyoruz. Kahvaltıyı mutlaka zengin bir protein kaynağıyla yapıyoruz. Ve tahılları atlamıyoruz. Yani karbonhidrat kaynaklarımızı atlamıyoruz. Burada tok tutan bir salata tarifimiz de var. Evet. Kuru baklagilleri kullandığımız. Şimdi öncelikle şu hurma toplarından başlamak istiyorum. Yani yayının başından beri ben söylüyorum artık bu krizlerimize bir son ver. Mesela ergenlik döneminde sanki çok fazla oluyor tatlı isteği. Çünkü büyüme ve gelişme çağında oluyorlar aslında. Hı-hı. Tabii ki enerji ihtiyaçları artıyor. Bu artan enerji ihtiyacından dolayı da tatlı krizlerinin olması çok normal. O yüzden ergenlik çağında özellikle sebze meyveyi, kuru meyveyi çok güzel kullanabiliriz. İhmal etmeden kullanmak gerekiyor. Şimdi biz bu hurmaları bir saat önceden yaklaşık sıcak suda beklettik. Çekirdeklerini aldık, kabuklarını da soyduk. Şimdi bu arada araya girmek istiyorum. İzleyicimizin bir sorusu daha vardı. Sabahları tahin yiyerek üzerine su içen bir kişinin karın yağları erir mi diye Şimdi bir soru. Şimdi şöyle, yağ eritmek için biz burada tarifler veriyoruz tabii ki. Bunlar bize yardımcı şeyler ama. Karın bölgesinden yağ olsun, kalça bölgesinden yağ olsun, herhangi bir şekilde yağ yakımını sağlayabilmeniz için toplam aldığımız kalorinin harcadığımız kaloriden az olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde onun dışında sadece sabahları bu tarifi yaparak kilo tahin kaybınız. Tahin çok da yağlı bir tahin, aslında. Tahin yağlı besin. Ama bir o kadar da besleyici. Hı-hı. Vitamin mineralden çok zengin bir besindir. Tahini tabii ki tüketebilirsiniz ama bir tatlı kaşığı bizim için yeterlidir. Tahini aç karnına içtiniz, üzerine de su içtiniz. Karın yağlarınızı eritecek diye bir şey söyleyemeyiz. Şimdi mesela benim oğlum biraz toplu. Yani yaşına göre biraz toplu. Yemeği de seviyor maşallah. Okuldan eve geldiği an ilk işi tatlı. Hani ilk hemen kapıyı açıyorum. Anne tatlı bir şey var mı diye giriyor içeri. Kahvaltısını düzenli yapıyor mu peki? Süper. Peki öğlen okulda mı yiyor? Öğlen okulda da yemek yiyor. Ben ona şimdi mesela çikolata falan severdim. Mesela tahin pekmez veriyorum. Hani en tabii ki çikolataya göre daha iyi besleyici. Küçük bir tabak tahin pekmez veriyorum ve bütün tatlı ihtiyacı güzel. Kesiliyor meyve diyebiliriz. Meyve süt de yapabilirsiniz. Tahin pekmez de güzel bir alternatif. Onu biraz tabii ekmekle falan yiyor ama bir telefonumuz da daha var. Ekmeği kullanabilirsiniz. Özgür tabii Hanım, ben de bu sırada blender yapıyorum. Önce alalım. Tamam. Buyurun alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ben de ondan sonra 38 kilo kadar aldığımda bunu veremiyorum. Kalça tarafı çok yağlı, karın bölgesi çok yağlı. Nasıl verebilirim? Kaç yaşındasınız acaba? Daha 24 yaşındayım. 1.50 boyum ama 83 kiloyum.
Karın bölgesindeki yağları mı veremiyorsun? Karın bölgesinde kalça bölge. Kalça yapma gibi bir şansım yok. Herhangi bir diyet ya da egzersiz yapıyor muyuz peki? Hı hı. Egzersiz pardon pardon evde ama diyetim hiç yok yani. Yani çok düzenli ama değil herhalde. Ha, tamam. Evet. Evet. Ya aslında bayanların genel sorunu. Genel karın bölgesi ve kalça bölgesi, hı-hı, yağları genel sorunu. Hı-hı. Başka sorunuz var mı? Hayır yok, teşekkür ederim. Tamam, biz çok bunu teşekkür ederiz. Tamam Özge Hanım, buyurun. Şimdi bu bunun cevabı başa, çok kolay aynen, değil aslında. Başa döndüğümüz, hı-hı, konuya geliyoruz. Yani aldığımız kaloriyi azaltmamız gerekiyor. Harcadığımız kaloriyi arttırmamız gerekiyor. Düzenli beslenmek burada şart. Şöyle bir mekanizma yok. Aslında bu tamamen genetik. Birinin kalça yağlanması, birinin karın yağlanması olması durumu. Tabii ki karın yağlanmasında biraz daha durum diyetin elinde olabiliyor. Çünkü karın yağlanması dediğimiz organ etrafı yağlanması. Ve vücut ilk yağ dokusu kaybetmeye başladığında organ etrafı yağ dokusunu atmaya yöneliktir. Neden? Çünkü orada bir sağlık riski, hı-hı, var. Hemen organları korumak ister, yağlanmadan arındırmak ister. Kalça ve bacak yağlanmasında da mutlaka egzersizi eklememiz gerekiyor. Mevcut. Aslında her türlü yağ yakımını sağlamamız için spor artı beslenme, bir orada kombin yapmamız gerekiyor. Ve bu emek isteyen bir, hı-hı, şey aslında. Hani biz biraz daha dikkat ettiğimizi zannediyoruz ama burada, hı-hı, mutlaka günlük tutulması gerektiğini savunuyorum, hı-hı, ben. Kişi yediklerini mutlaka bir gün boyunca ne yiyor, ne kadar egzersiz yapıyor, kendine bir günlük edinsin ve bunları mutlaka not alsın. Not alsın. Orada bir görsün bakalım, gerçekten düzenli mi besleniyoruz, gerçekten beslenmemizde kötü şeylere yer vermiyor muyuz ve gerçekten egzersiz yapıyor muyuz? Evet, şimdi kutularımız var. Karın yağlarını yakan besinler dedik. Orada da sürpriz belki besinler çıkabilir karşımıza. İzleyicimiz devam ederse izlemeye, o besinlerden de bence faydalanabilir diye düşünüyoruz. Evet. Tatlımızı yapalım şimdi. Tamamdır. Şimdi bu hurmaları bir blenderdan geçiriyoruz. Ufaltacağız. Evet. Hurma hem çok güzel lif kaynağı hem vitamin mineral kaynağıdır. Uzun kalorisi süre yüksek bir besin diyebilir miyiz? Aslında kalorisi aslında hurma yüksek için değil. Yeterli tükettiğinizde 3 tanesi bir porsiyon meyve yerine tüketebilirsiniz. Bizim bu yapacağımız topların da yaklaşık bir tanesinin kalorisi 45 kalori olacak. Yani ara öğünde 2-3 tane rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bunun içine biraz fındık ekleyeceğim. Aslında bunu biraz göz kararı yapıyorum. Tamam. Yani aslında daha iyi. Aynen. Aynen. Tamamen kıvamını tutturana kadar bir tatlı kaşığı da kakao ekliyorum ki o çikolatalı tadı alalım. Kakao çok güzel bir antioksidan kaynağıdır. Korkmalı mıyız kakaodan? Kakaodan korkmamalısınız. Yani sadece şeker mi ilavesiz olmasına, hı-hı, dikkat etmelisiniz. Aldığınız kakaonun içerisinde şeker ilavesizdir ibaresi varsa rahatlıkla tüketebilirsiniz aslında. Evet, tatlı krizi olan izleyicilerimize buradan sesleniyoruz. Hı-hı. Tatlı krizlerimizi geçirebiliriz belki. Bunu karıştırdık. Biraz daha biraz karıştırdım. Sonra aslında giremiyor bence. Hızlandırdım. Tamamdır. Bunu şöyle harika bir yani fındıklı çikolata görüntüsü. Aynen, fındıklı çok çikolata görüntüsünde. Yani oğluma tahin pekmez yerine bundan da yapıp mutlaka yapın. Biraz da buzdolabında bekletince çünkü, hı-hı, çok daha lezzetli oluyor. Böyle cezerye gibi bir kıvamı mı var? Gerçekten sanki öyle. Cezerye gibi bir kıvamı var. Cezerye gibi de lezzetli aslında. Bunun için hiç şeker koymuyorum çünkü hurmanın kendi şekeri bize yetiyor, hı-hı, aslında diyebiliriz. Hı-hı. Şöyle yapalım. Şimdi bunları alıyorum. Evet. Biraz fındıklı olacak. Top büyüklükleri size bağlı ama normal bir ceviz büyüklüğü bizim için yeterli. Top haline getirdikten sonra şöyle Hindistan cevizini biraz tatlandırmak için şöyle biraz buluyorum. Şimdi bunun bir tanesi 45 kalori. Bir tanesi 45 kalori. Bunu bir saat dolapta bekletin. Sonrasında çok güzel çikolata gibi bir bence tatlımız harika oluyor ve içinde şeker yok. Fındık var. O da yine tekli doymamış yağ asitleridir. Kalp sağlığınız için çok değerlidir. İyi yağlar kötü yağları kovar. Bunu bilmekte fayda var. Yani yağlardan korkmayın. Yağlar yağ yapabilirsiniz. İyi yağlar kötü yağları kovar. Aynı şekilde. Hı-hı. Bu şekilde çok görünümleri de çok güzel. Kürdanla da sunum yapabilirsiniz. Yani hatta bayanlar misafirlerine de yapabilirler. Evet. İlla çocuklar için değil, kendileri için değil. Çok hem kalorisi düşük hem de besleyici, evet, bir tatlı oluyor. Ayşemciğim, 5 çayımıza yeni bir tatlı daha ekledik. Öyle mi? Biraz gayet güzel daha görünüyor. Aslında senin yaptığın tatlıdan.
diyet diyelim. Aynen. Diyet bir tatlı diyelim. Aynen. Şerbet yok, tereyağı yok. Sadece meyve, fındık, kakao var. Bol antioksidanlı. Hindistan cevizi de güzel bir lezzet veriyor. Dışında tekrar kakaoya da bulabilirsiniz ama ben daha çok Hindistan cevizi tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor çünkü. En azından Hindistan cevizini de yemiş oluyoruz. Çünkü çok fazla tükettiğimiz bir besin değil. Aynen. Orta zincirli yağ asitlerini içerir o da. O da oldukça sağlıklı yağ asitleridir bizim için. Bu şekilde rahatlıkla tüketebilirsiniz ama mutlaka dolapta bekletin. İnanın lezzeti daha da lezzeti artıyor. Aynen öyle. O zaman kakaodan çok fazla korkmayacağız. Kakaodan yani, çok fazla kakao ürünleri görünce biraz ürküyoruz çünkü ama dediğimiz gibi şeker ilavesiz olacak. Çünkü şeker aslında bağımlılık yapan bir şey. Yani gerçekten vücudunuzdaki özellikle dil tomurcuklarınızdaki tuzla şeker ne kadar tuzlu ve şekerli tüketirseniz lezzet algınızı o kadar arttırmış oluyorsunuz. Ve bir süre sonra sürekli daha lezzetliye giden bir damak algınız oluyor. Tatlı yedikçe canınız aslında tatlı istiyor. Evet. Burada Özgen olduğu bu kadar bence yeterli. Tamam, okay. Burada izleyenlerimiz de gördüler. Çok güzel toplarımız oldu. Bunları dolapta bekletiyoruz. Tamam, şimdi şu kutulara doğru gitmek istiyorum peki. Ben. Hadi oraya geçelim. Çok merak ediyorum hangi besinler çıkacak veya bizim tükettiğimiz, tüketmediğimiz hangi besinlerimiz var kutularımızda. Şöyle Özgen'cim şöyle alalım istersen bunu. Bakalım. Şöyle bitirelim. Evet. Şimdi ne var burada? Karın yağlanmasına iyi gelen besinler dedik. Az önce arayan izleyicimiz de bundan şikayetçiydi. Genel şikayetimiz Genel şikayetimiz var aslında. Evet, neler olabilir? Aslında bir de Facebook, Twitter üzerinden de yazabilirsiniz. Bu kutuların içinde acaba neler olabilir? Veya sizin bildiğiniz neler var? Belki bizim bilmediğimiz sizin bildiğiniz besinler vardır diyelim. Ve ilk kutumuzu yavaşça açalım. Siz açın isterseniz. Heyecanımız yerinde var. Heyecanlıyız. Yağlarımızı nasıl eriteceğiz diye heyecanlıyız şu an. Açıyorum. Harika. Yani herkesin yiyebileceği bir şey bence. Yani tabii ki. Çok hem de kolay sevdiği, ulaşılabilir. Çocukların da kesinlikle. Aynen, çok elmamız. Elma. En önemli lif kaynaklarından biri elma. Çözünebilir posa sayesinde özellikle midede ve bağırsakta durma süresi uzun. Şimdi böyle olunca özellikle lifli gıdalar tükettiğimiz zaman açlık krizlerimizin önüne geçmiş oluyoruz. Sık acıkmalarımızın önüne geçmiş oluyoruz. Kan şekerimizi düzenliyoruz. Biraz önce insülinden bahsettim. Eğer insülin salınımınızı çok arttırırsanız yani kan şekerinizi, bunu aslında bir ok gibi düşünün, ok ve yay gibi düşünün. Ne kadar gererseniz yani kan şekeriniz ne kadar düşerse bıraktığınızda o kadar uzağa fırlayacak. Yani siz yemek yediğinizde o kadar hızlı kan şekerinizi yükselteceksiniz. İnsülin de vücutta yap diyen bir hormon maalesef. O da yap diyor ve özellikle karın yağlanmanızı artırıyor. Bu yüzden kan şekerinizi dengeler. Lif kaynağıdır, özellikle çözünebilir posa kaynağıdır ve antioksidandır. Flavonoidlerden çok zengindir. Mutlaka elma. Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de var. Evet. Aynen öyle. İlk besinimiz elmamızda. Elmamızı kaldırıyoruz yavaşça. Diğer kutumuza geçiyoruz. Şimdi Özge Hanım, isterseniz bunu da siz açın. Tamamdır. Hangisini şöyle açalım? Kırmızıdan devam ediyorum. Ne olabilir diye bakıyoruz. Evet. Ben çok seviyorum. Ben de. Her gece tüketirim mutlaka. En güzel kalsiyum kaynağı, en güzel protein kaynaklarından biri yoğurdumuz. Şimdi yoğurtta da şöyle bir durum var. Kalsiyumu neden istiyoruz diyetlerde? Özellikle kalsiyumun yapılan çalışmalar karın bölgesi yağlanmasına, erimesinde yardımcı olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü yağ asitlerinin yandığı mitokondri dediğimiz mitokondriye girişinde kalsiyum bir yardımcı mineraldir. O yüzden kalsiyum eksikliğini hiç istemeyiz. Özellikle bayanlarda, menopoz sonrası bayanlarda. İleride çok mutlaka zararını görebiliriz. Hem bağırsak florası için de çok yararlı. Bağırsak floramız ne kadar düzgünse çünkü vücudumuzda o kadar iyi çalışıyor gece demektir. Gece mesela pul biberle yiyip yattığınız zaman metabolizma daha fazla hızlanıyor gibi. Şimdi pul biberin tabii ki bağırsak çalıştırıcı etkisi var. Fakat metabolizmayı hızlandırmanın tek yolu aslında kas oranınızı arttırmak. Evet. O yüzden yoğurdu bağırsak floranız için mutlaka öneriyoruz. Yoğurdumuzu o da çok iyi ihmal olacak. Etmiyoruz. İhmal her etmiyoruz. Gün yiyoruz. Her gün yiyelim mutlaka. Makarnayla yoğurdu. Her gün mutlaka 3 su bardağı. Ya yoğurt ya süt ya kefir mutlaka tüketmeye çalışın kalsiyum açısından. Bundan devam ediyorum oradan ben devam şimdi. Edelim. Şimdi ne olabilir? Yoğurt, elma aslında akla gelen şeylerdi ama belki farklı besinlerimiz de vardır. Yavaş yavaş açalım.
Aslında çok enteresan duruyor. Ne olduğunu anlayamadım. Tamam. Bunu kullandık. Ama ilginç değil mi? Böyle mi? Hani sanki dış yapısı biraz farklı mı? Avokadonun değişik şekilleri vardır. Bu değişik aynen. Bir şekil olduğu için aynen, farklı aynen. Geldiğinizde. Cinsleri farklıdır. Evet. Avokado biraz önce de söyledim. Hı-hı. İyi yağlar kötü yağları kovar. Bu avokado yemeğe hazır avokadodur. Mesela bu renkte olan avokadoların lezzeti, hı-hı, biraz daha güzeldir. Eğer yeşil avokadoyu tüketemiyorsanız bu yemeğe hazır avokado olarak geçer. Daha yumuşaktır. Şimdi oleik asitten zengin dedik, omega 9'dan zengin, evet, dedik. Biraz önce de söyledim, iyi yağlar kötü yağları koyuyor. Tokluk hissi uyandırıyor ve kadınlarda özellikle. Hep böyle besinleri söyleriz ya, neye benziyorsa ona iyi gelir. Kadınlarda aynen, rahim özellikle hastalıklarıyla alakalı, hı hı, çok önemli bir kaynaktır. Çok antioksidandır, yine uzun süre tokluk sağlar, o yüzden avokado. Mesela günde bir tane mi? Günde bir kere. Şöyle söyleyeyim, aslında avokado yağ hı hı üzerine geçiyor. O yüzden biz dörtte bir avokado yeterli diyoruz, hı, tek bir öğün için. Evet. Günde bir tane avokado fazla gelecektir. Avokado sevmeyen, hı hı, veya bulamayan her an, yani her yerde de olmayabilir, her markette zeytin belki kullanabilir, zeytinyağı kullanabilir. Rahatlıkla onlar da omega 9 kaynağıdır. Zeytin veya zeytinyağı kullanarak da yine iyi yağları vücudunuza almış olabilirsiniz. Evet. Şimdi ne dedik? Elma, yoğurt, avokado dedik. Hı hı. Bunlar bizim karın bölgesindeki yağlarımı eritmemize yardımcı oluyor. Besinler. Arayan izleyicimize izliyorsa inşallah bunu not ediyordur. Devam ediyordur inşallah. Diyelim. Evet. Evet. Zaten iyi fikir izlerken muhakkak kalem kağıdınız elinizdedir, hı hı, diye düşünüyoruz. Açalım mı? Açalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Çıkacağım. Evet, bize siz de yazabilirsiniz Facebook, Twitter'dan sizin de tercihleriniz, fikirleriniz vardı. Nasıl? Çok önemli. Mükemmel değil mi? Çok zaten önemli. Az önce orada da konuştuk gerçekten üzerine. Gerçekten çok önemli. Omega 3 şöyle kilo vermedi. Gerçekten çok önemli. Sonu. Evet. Evet, mükemmel bir besin omega gerçekten. Omega 3'ün en önemli kaynaklarından biri. Hem beyin sağlığımız, hem ruhsal sağlığımız, hem de kilo vermemiz için en önemli kaynaklardan biri. Haftada 3 kere balığı eksik etmeyelim. Özellikle yağlı balıklar omega 3'ten daha zengin balıklardır. Somon gibi. Hı-hı. Eğer balık tüketemiyorsak bunun yerine ceviz gibi, keten tohumu gibi, semizotu gibi diğer omega 3 kaynaklarından elde edebiliriz bu yağ asidini. Ama şöyle bir durum var. Bitkisel kaynaklardan aldığımız omega 3'ü hayvansal kaynaklardan aldığımız kadar biyoyararlılığı yüksek değil. Evet. Yani özellikle bu yüzden balığı, hı-hı, ısrarla önermemizin sebebi peki, bu. Peki somon aynı zamanda yağ yakan yağlar grubuna giriyor. Giriyor aynen. Omega 3 çünkü. Evet. Yağ yakan yağlar. Yağlardan korkmuyoruz. Evet, somonumuzu da kaldırdık. Elmamız, yoğurdumuz, avokadomuz, somonumuz ve son kutumuz. Bakıyoruz. Bunları böyle eve aldık. Pazara gittik. Hepsini bir kenara koyduk. Yavaş yavaş tüketeceğiz inşallah. Evet. Yavaş yavaş açıyorum. Bu benim en sevdiğim. Karadenizliler çok sever. Ama ne olduğunu siz göremiyorsunuz. Çünkü kağıdımız. Şöyle hemen koyalım. Kara lahana. Kara lahana. Aynen. Çok güzel bir lif kaynağıdır. Kara lahananın içerisindeki bileşenler özellikle, hı hı, yağ yakımını tetikleyen enzimleri arttırdığını biliyoruz. O yüzden lahana çok önemli. Kara lahanayı illa yine biraz önce biz ıspanağı kullandığımız gibi aslında. Evet, sadece aynı yemekle tarifin, değil. Aynen. Hı hı. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Salatanıza da koyabilirsiniz. Eğer hazımda bir problem yaşıyorsanız haşlayıp, hani bir suya daldırıp çıkarabilirsiniz. Çünkü içindeki vitaminler çok değerli. Evet. C vitamininden çok zengin, posadan çok zengin. Biraz önce söylediğim yağ yakımını artıran, enzim sistemlerini destekleyen bir bitki olduğu için, sebze olduğu için mutlaka tüketimini öneriyoruz. Biraz daha aynen, sanki Karadeniz bölgesinde aynen aynen Karadenizler çok sever. Bir besin gerçekten. Şimdi ne yapalım? Karın yağları dedik, nasıl eriteceğiz dedik, besinleri de öğrendik. Ama tabii sadece besinlerle ve diyetle olmuyor. Ne yapmamız lazım? Hareket yapmamız, evet, lazım, spor yapmamız lazım. Kim geliyor? Doğancağal Akbaba geliyor.